aldın eteklerine. Ebu Bekir'in ifadesiyle Talha'nın gününü seyredin. Okçular kendi yerlerini terk ettiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında tam 12 tane sahabe kalır. 12. 120 değil, 120 bin değil, 12 sahabe kalır. Artık müşriklerin eline büyük bir koz düşmüştür. Resulullah artık alenen ortada. Peygamber ölürse bu dava bitmiştir. Talha'nın yanında 11 tane ensar var. 11 etten duvar. 11 tane aşılmaz kale. 11 tane Dicle'nin elinde büyüklüğünde adam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki bunların hücumlarından bizi kim kurtaracak? Talha bin Ubeydullah çıkar, ben ya Resulallah der. Allah Resulü der ki sen otur ya Talha. Ensarlı bir yiğit kalkar. Tek başına çarpışarak şehit olur. Ama müşrikler tekrar Resulullah'a yaklaşırlar. Der ki bunların şerrinden bizi kim koruyacak? Talha der ki ben ya Resulallah. Sen otur der ey Talha. İkinci ensarlı adam kalkar. Şehit oluncaya kadar savaşır. Bu tam 11 tane ensarın çarpışmasına kadar devam eder. 11'i şehit olur. Şimdi meydanda sadece Talha ve Resulullah var. Talha eli kopana kadar, parmaklarını kaybedene kadar Resulullah'ın yanında savaşır. Bu hali gören sahabe bir anda Resulullah'ın yanına koşarlar. Etrafını çembere altına alırlar. Peygamber aleyhisselam müşriklerin ilerlemelerini merak eder. Kafasını kaldırınca Talha diğer yarısız eliyle Peygamber aleyhisselama bastırır. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Otur, zira sana gelecek oklar bana gelsin. Sen dur, benim göğsüm sana karşı bir kalkandır. Bir an müşriklerin okçularından biri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin boşluğunu yakalar. Bir an bir gedik oluşur. Okunu çeker, fırlatır. Talha bin Ubeydullah bunu fark eder. Kalkanıyla durduramayacağını fark edince sağlam yalan elini uzatır. Diğer parmaklarını kaybeder. Der ki sen otur ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun. Oklar gelecekse bana gelsin. Ebu Dican'ı çıkar sahneye. Kırmızı sarığını sarmıştır. Ensar demiştir ki bu ölüm sarığıdır. Dücane şimdi şehit olmak için meydana çıkmıştır. Der ki Ebu Bekir radıyallahu anh, Dücane Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üstüne kapaklanır. Bütün oklar Ebu Dücane'nin üstüne gelir. Bütün okları Ebu Dücane'nin sırtına saplanır. Ve derler ki Ebu Dücane artık kendini hakim alamaz. Bütün takatı bitmiştir. Peygamberin üzerine yığılır. İşte bu esnada müşrikler yavaş yavaş geri çekilirler. Resulullah aleyhissalatü vesselam yara almıştır. Mihverinin demirleri mübarek dişlerini kırmıştır. Düşme neticesinde baldırını yaralamıştır. Uhud'un tam bir kayasını çıkacak, bir hamle yapar çıkamaz. İkinci hamleyi yapar çıkamaz. Ebu Bekir'in ifadesiyle vücudunda tam 80 tane mızrak, kılıç, ok ve yarası bulunan Talha bin Ubeydullah gelir. Yere yatar. Bas sırtıma ya Resulallah. Bas sırtıma ya Resulallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Talha'nın yaralı sırtına basar ve kayayı aşar. O yüzden Ebu Bekir radıyallahu anh der, bugün Talha'nın günüdür. Bugün Talha ecri götürmüştür. Bugün Talha sevapları götürdü. Bugün Talha ve Talhaların fedakarlıklarının onaylandığı bir